İncirlerin içinde hülyarı olduğunu duydun mu? Evet, incir skonyum. Yani çiçeği meyvesinin içerisinde. Bu yüzden içeriden tozlaşması gerekiyor. Bunu da dişi incir arıları sayesinde yapıyor. Dişi arı bu delikten meyvenin içerisine giriyor. Girerken kanat ve antenlerini kaybediyor. Ama artık onlara ihtiyacı yok. Çünkü çıkamayacak. Dişi arı burada yumurtladıktan sonra ölüyor. Daha sonra kanatsız ve antensiz olan erkek arı içeri giriyor. Daha olgunlaşmamış olan yavrular ile çiftleştikten sonra meyveye yeni bir delik açarak dışarı çıkıyor. Meyve olgunlaşana kadar bütün yavru arılar büyüyor ve açılan yeni delikten dışarı çıkıyor. Ve döngü bu şekilde devam ediyor. Peki içeride ölen dişi arıya ne oldu? Merak etme, onu yemiyorsun. Meyvenin içerisindeki enzimler o arıyı zaten parçalıyor. Parçalandıktan sonra meyvenin yapısına katılıyor. Ama aslında şu an satılan ticari incirlerde incir arısına ihtiyaç olmadan tozlaşma gerçekleşiyor. Bu yüzden aslında emilmiş de olsa incir arısı yemiyorsun.